Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü videoda Bitcoin, Ethereum, altcoin'ler, dolar endeksi ve dominansı incelemeyi planlıyorum. Ethereum'da çok önemli sinyaller var arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri beklediğimiz 1350 dolar bandının bugün itibariyle Ethereum'da kırıldığını görüyorsunuz. Tabi daha kapanış gelmedi ama şu anki fiyatlara baktığımız zaman arkadaşlar bu nokta kırılmış olarak gözükmekte. Şu an için 1350 dolar bandının üstünde fiyatlanıyoruz. Zaten böyle bir hareketi Ethereum'da bekliyorduk. Bildiğiniz gibi çok uzun zamandan beri konuşuyorduk zaten. Hatta en sonki videolarda haftalık bazda 2017'deki boğa piyasasıyla kıyasladığımız zaman buradaki kırmızı mumu arkadaşlar, şu bölgedeki kırmızı mumu 2017'deki boğadaki buradaki şu bölgedeki kırmızı muma benzetmiştik. Daha gidecek yol olduğunu konuşuyorduk zaten. Bugün itibariyle de arkadaşlar beklediğimiz seviye olan 1350 dolar bandının üstünde fiyatlanmaktayız. Peki bu saatten sonra Ethereum'a ne olacak? Ethereum'un bu hareketi altcoin'leri nasıl etkileyecek? Bunları konuşacağız. Baktığımız zaman mükemmel bir olay. Yani şu meşhur 2017'deki rally'de gördüğümüz en yüksek seviye olan 1350 dolar bandı bugün itibariyle arkadaşlar aradan 3,5 yıl geçtikten sonra bugün ilk defa tekrardan bu noktanın üstüne çıkıyoruz. Dediğim gibi mükemmel bir olay. Baktığımız zaman da belki de o beklediğimiz meşhur altcoin rallisinin fitilini Ethereum ateşleyecek. Zira bildiğiniz gibi Ethereum altcoinler için çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü piyasada bildiğimiz birçok altcoin aslında Ethereum'un altyapısını, Ethereum'un teknolojisini kullanmakta. O yüzden altcoinler için de Ethereum'un böyle bir hareket yapması çok çok önemli. Şimdi sevgili dostlar, hemen Ethereum'u günlük bazlı bir inceleyelim. Günlük bazlı gördüklerimiz ne? Günlük bazlı grafiğine baktığımız zaman kırılımın geldiği nokta neresi? Burada 1280 dolar bandı arkadaşlar. 1280 dolar bandında Ethereum bu kırılımı gerçekleştiriyor. Şimdi bildiğiniz gibi kırılım geldikten sonra her zaman fiyatın tekrardan bir kırılım yaptığı noktaya geri çekilmesi buraya değdikten sonra onay alıp yoluna devam etme ihtimali vardır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kırılımın geldiği nokta 1280 dolar bandı. Eğer ki Ethereum tekrardan bu noktaya geri çekilir, test etmek isterse arkadaşlar bu kesinlikle bir alım fırsatıdır. Böyle bir olayı, böyle bir geri çekilmeyi tüm yatırımcılar, tüm algoritmalar arkadaşlar toplar. Ben öyle bakıyorum. Dediğim gibi kırılımın geldiği nokta günlük bazda 1280 dolar bandı. Yani geri çekilme olursa bu nokta karşımıza güçlü bir alım noktası, güçlü bir destek olarak çıkacaktır. Şimdi böyle bir kırılım gelmiş. Sen niye geri çekilmeden bahsediyorsun diyen arkadaşlar olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Ethereum böyle bir noktayı kırdıktan sonra, gördüğün en yüksek seviyeyi kırdıktan sonra piyasaya böyle gelen yeni oyuncuları diyeyim, böyle bir hoş geldin demek adına fiyatları böyle ani olarak bir geri çekebilirler. Orada dediğim gibi bizim zaten her zaman kırılım yaptığımız noktaya tekrardan dönme ihtimalimiz vardır arkadaşlar. Kırılım daha yeni geldiği için burada geri çekilmelerde kesinlikle 1280 dolar bandı takip edilmeli. Gelmesi durumunda da dediğim gibi alım olarak çalışacaktır. Baktığımız zaman da zaten Ethereum'u çok uzun zamandan beri konuşuyorduk. Böyle bir hareket bekliyorduk arkadaşlar. Bu nokta kırıldıktan sonra ben artık Ethereum'da minimum üstüne bir %50 koymasını beklerim arkadaşlar. Yani %50 koysak nereye gidiyoruz? Buradan bir 2000 dolara kadar yolu var diyebiliriz Ethereum'un. Yani gerçekçi olmak gerekirse ben buradan bu sinyal geldikten sonra Ethereum'un ne bileyim böyle bir çarpı 4 çarpı 5 5000 dolar olmasını, 10.000 dolar olmasını falan beklemem arkadaşlar. Çünkü burada Ethereum zaten 90 dolardan beri bir rally içinde. O yüzden arkadaşlar biraz gerçekçi olmak lazım. Ama buradan gene de 1350 dolar bandı kırıldıktan sonra nereden baksanız bir üstüne bence bu gazla birlikte %50 koyar arkadaşlar. Yani benim kişisel görüşüm şu anda bu şekilde. Onun dışında zaten gün ve gün analiz yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Ya bakarız hacimler çok güçlü geliyorsa ona göre hedeflerimizi güncelleriz. Ama dediğim gibi biraz gerçekçi olmak lazım. Açıkçası ben şu anda Ethereum'un böyle bir hareket yapmasını Ethereum'dan çok altcoin'ler adına çok sevindim. Zira altcoin'ler için Ethereum bildiğiniz gibi oldukça önemli arkadaşlar. Dediğim gibi günlük bazda kırılım geldiği noktaya her zaman geri çekilme ihtimalimiz vardır. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. 1350 dolar bandı kırıldı diye şu anda piyasaya belki akın edecek. Ne bileyim Ethereum gördüğü en yüksek seviyeyi kırdı diye piyasaya girecek bir sürü oyuncu vardır şu anda. Belki de şu anda giriyorlardır.
onlara bir hoş geldin demek adına fiyatları ani olarak bu noktaya çekebilirler. Geri çekilmelerde 1280 dolar bandı kırılımın geldiği nokta çok çok önemli olacaktır. Buranın ben destek olarak çalışmasını beklerim. Onun dışında buradan Bitcoin'e geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin'de farklı bir durum yok. Zaten beklediğimiz olay da buydu. Yani neydi? Bitcoin yatay yapsın, altcoin'lere fırsatlar verilsin, altcoin'ler yükselsin arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'de baktığımız zaman buradaki üçgen içerisinde daralmaya devam ediyor. Bu üçgenin tek bir gerçek noktası vardır. O da arkadaşlar fiyatın daraldığı noktada üçgenin sonlarına doğru fiyat iyice sıkışacağı için yukarıya da aşağı sert bir hareket gelmesi. Yani ben size burada diyemem ki bu üçgen genelde yukarı kırılır veya genelde aşağı kırılır. Yani bu tür şeyleri ben çok doğru bulmuyorum. Bu üçgenin tek bir gerçeği var arkadaşlar. %100 olacak şeyi var. O da fiyatın daraldığı noktada yukarıya da aşağı sert bir hareket gelmesi. O yüzden şu anda baktığımız zaman bu üçgen içerisinde daralmaya devam ediyor. Bu zaten altcoin'ler için en güzel senaryolardan birisi. Yani Bitcoin sakin sakin hareketler yapsın. O sırada altcoin'lere fırsatlar verilsin. Onun dışında bir saatlik bazı durumlar nasıl? Bir saatlik bazı arkadaşlar bildiğiniz gibi yakaladığımız en son bir al sinyali vardı. Bitcoin adına bir saatlik bazda. Şurada bakın gözümüze çarpın arkadaşlar. İki tane dip var. Bu dipi de RSI bakın şurada. Düşen dipler olmasına rağmen eşit dipler yaparak desteklemişti. Bu olayın da yani bu ikili dipin de boyun kısmı burada 37.500 dolar bandına denk gelmekte. Burayı denemesine rağmen Bitcoin kıramıyor arkadaşlar. Burayı kırdığı zaman buradaki derinliği alın yukarıya koyun. Yani direkt bizi 39.000 dolarlara 38.500'lere o civarlara kadar taşımakta. Fakat hala kırılım gelmedi. Şimdi bir enstrüman arkadaşlar bir coin bir seviyeyi böyle 3-4 defa deneyip kıramıyorsa o coin bir miktar geri çekilir. O yüzden Bitcoin adına takip edilmesi gereken yukarı yönlü hareketlerde en önemli seviyenin 37.500 dolar bandı olduğunu düşünüyorum. Ama şu an için 3-4 defa denememize rağmen bu noktayı kıramadık. Kırılırsa dediğim gibi derinliği al yukarıya koy. Onun dışında Bitcoin'i ilgilendiren en önemli göstergelerden birisi bildiğiniz gibi dolar endeksi arkadaşlar. Dolar endeksinde durum nasıl? Hemen bir ona bakalım. Baktığımız zaman dolar endeksinin de bir saatlik bazında arkadaşlar bakın buradaki uyumsuzlukla birlikte geri çekilme gelmiş. İlk tepkiyi burada ufak da olsa bulutun üst noktasında alıyoruz. Şu anda tutunduğu noktaya baktığımız zaman bulutun alt noktası. Şimdi burada arkadaşlar dolar endeksi tabii kendisini bulutun altına atarsa Bitcoin de 37.500'ün üstüne çıkar. Ama baktığımız zaman burada bulutun alt noktasına tutunuyor. Bununla birlikte zaten Bitcoin de 37.500 seviyesini kıramıyor. Peki bakalım RSI'de durum nasıl? RSI'de burada dolar endeksi bulutun altında dip oluşumları yaparken RSI'nin tırmandığını görüyoruz. Yani buradan RSI arkadaşlar şöyle yukarıya doğru bir hareket yapma ihtimali var RSI'den dolayı. Bu olursa Bitcoin'de bir miktar geri çekilme görürüz arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'e yatırım yapan arkadaşlar, Bitcoin'de kısa vadeli trade yapan arkadaşlar burada bir saatlik bazda dolar endeksinin de nasıl hareketler yapacağını takip etsinler. Şu anda dolar endeksi bu noktalardan, bulutun alt noktasından yukarı doğru bir tepki vermeye hazırlanıyor gibi durmakta. Burada bu uyumsuzluğun bozulması için arkadaşlar gördüğümüz en dip seviyenin yani şuradaki uyumsuzluğun en dip seviyesinin altında bir kapanış yapması lazım. Bir saatlik bazda. Ona da baktığımız zaman 90.400 seviyesi olarak görmekteyiz. Buradan hemen bir dominansa bakalım. Dominansa durumlar nasıl? Dominansında arkadaşlar bir saatlik bazına baktığımız zaman burada bir dip oluşum sinyalleri görmekteyiz. RSI de ufaktan tırmanıyor. Dominansa da önceki yarın itibariyle diyeyim. Böyle bu geceden sonra vesaire falan bir miktar yukarı doğru hareketler gelebilir. Zaten günlük bazda bildiğiniz gibi dominansta bulutun alt noktasına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Burada şöyle yukarı doğru ufak bir tepki hareketi ardından ikinci hareketinde aşağıya doğru basma ihtimali daha yüksek benim gözümde. Çünkü bildiğiniz gibi bulutun üstü ve altı arkadaşlar bir destek noktalarıdır. Burada geri çekilmede ilk destek noktamızı bulutun üstünden aldık. Şu anda bulutun alt noktasındayız. Buradan da yukarı doğru ufak bir tepki hareketi bir saatlik bazdaki uyumsuzlukla birlikte ardından arkadaşlar ikinci denemesinde bulutun altına geçmesi. Dediğim gibi dominansta bulutun altı şöyle önemli. Bulut kırılımları bildiğiniz gibi bize trend değişimlerini söylüyor. Dominans günlük bazda da kendisini bulutun altına attığı zaman orta vadede de dominans arkadaşlar düşüş trendine girmiş olacak. O yüzden günlük bazdaki dominansın takibi de bizim için önemli.
Onun dışında EOS'a bakalım arkadaşlar. EOS'un da çok fazla sorusu gelmişti. EOS'a baktığımız zaman burada EOS'un arkadaşlar tekrardan olumluya dönmesi için günlük bazda kendisini bulutun üstüne atması lazım. Şu anda tam olarak bulutun üst noktasına yakın yerlerde fiyatlandığını görüyoruz. Kendisini bulutun üstüne attığı zaman arkadaşlar, buralarda kapanışlar yaptığı zaman o zaman EOS tekrardan olumluya dönecektir ve yukarıya doğru sert hareketler yapmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bulutun üst noktasına baktığımız zaman da şu anda 2.90 dolar seviyesini göstermekte. Videoyu bitirmeden tekrardan bir Ethereum'a geçmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Ethereum'da şu anda kırılım geldi. 1350 dolar bandının üstündeyiz. Burada bugünkü kapanışı buralarda yaptıktan sonra dediğim gibi günlük bazda kırılım nerede gelmiş? 1280 dolar bandında gelmiş arkadaşlar. Burada her zaman dönüp tekrardan bir buraya değmek isteyebilir. Bu da benim gözümde bir alımdır. Alım fırsatıdır arkadaşlar. 1280 dolar bandı geri çekilmelerde takip edilmesi gereken en önemli noktalardan olduğunu düşünmekteyim. Zira şu anda eminim Ethereum bu kırılımı yaptı diye 1350 dolar bandının üstüne attı diye piyasaya bir sürü yeni yatırımcı geliyordur. Onlara bir hoş geldin demek adına fiyatları böyle anlık olarak geri çekebilirler. Dediğim gibi geri çekilmelerde takip edeceğimiz nokta bu nokta arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.